sağlıklı bir yaşam elde etmek veya eğlenmek için yapılan, fiziksel güç, beceri ve hız gerektiren her türlü fiziksel etkinliğe spor diyoruz. Spor, hangi amaçla yapılırsa yapılsın, hem sağlık hem de estetik üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Spor, yaşam tarzı haline getirilmesi gereken bir aktivitedir. Daha güçlü, daha hızlı, daha sağlıklı olmak için, fiziksel becerilerde daha yetenekli olmak için düzenli olarak spor yapmalıyız. Şu an dünyada birbirinden farklı onlarca spor dalı bulunmaktadır. Koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, fitness, pilates gibi sporlar en yaygın sporlardır. Bu spor dallarının her biri farklı şekilde yapılsa da hepsinin neticesi birbirine yakındır. Hangi spor dalıyla ilgilenirseniz ilgilenin, hepsi sizi daha sağlıklı, daha güçlü yapar. Spor yapan bir insan, güzel bir cilt ve estetik bir bedene sahip olur. Bağışıklık sistemi güçlendiğinden dolayı hastalıklara karşı daha dirençli olur. Spor, hayatımızın vazgeçilmez bir aktivitesi olmalıdır. Yemek yemeden, su içmeden, uyumadan nasıl yaşayamıyorsak, sporu da temel bir ihtiyaç kabul edip yapmalıyız. Daha uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamak istiyorsak, sporu alışkanlık haline getirmeliyiz. Spor, hem bedensel hem de ruhsal açıdan daha iyi olmak, eğlenmek, bazen de yarışmak için yapılan fiziksel egzersizler bütünüdür. Spor yapmak, sadece bedenimizi değil ruhumuzu da geliştirir. Spor sayesinde daha pozitif, daha enerjik ve daha mutlu insanlar oluruz. İnsan bedeninde mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin adında bir hormon vardır. Bu hormon salgılandığında insanda bir canlılık, zindelik ve mutluluk hali oluşur. Serotonini uyaran birçok etken vardır. Bu etkenlerden biri de spor yapmaktır. Spor yaptığımızda mutluluk hormonu salgılanır ve olduğumuzdan daha mutlu bir hale geliriz. Sporun ruh sağlığına olan faydaları serotonin hormonu ile de sınırlı değil. Sporun dolaylı olarak birçok ruhsal yararını görürüz. Örneğin düzenli olarak spor yapan biri kolay kolay hasta olmaz. Hepimiz kabul ederiz ki hastalıklar insanın bedenine zarar verdiği kadar psikolojisine de zarar verir. Yine düzenli olarak spor yapan birinin hem cildi hem vücudu daha estetik, daha güzel durur. Bu ise kişide özgüven duygusunu arttırır. Özgüven de elbette ki mutluluğa sebep olur. Sporun bedensel sağlığa etkilerini saymak zordur. Dediğimiz gibi spor yapan biri sıradan insanlardan daha güçlü ve daha hızlı olur. Estetik bir vücuda sahip olur. Bağışıklık sistemi kuvvetli olduğundan hastalıklara karşı korunur. Kan dolaşımı daha hızlıdır. Kalp ve neredeyse diğer tüm organlar işlevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirir. Beyin fonksiyonlarımız gelişir. Kemiklerimiz daha sağlam olur. Sporun belki de en önemlisi ise aşırı kilo almamızı önler ve bizi çağın hastalığı olan obeziteden korur. Kilolu insanların ise sağlıklı bir şekilde zayıflamasını sağlar. Kısaca söylemek gerekirse spor vücudumuzu her yönüyle korur ve daha iyi bir hale getirir. Hele de sporu iyi bir beslenmeyle tamamlarsak çok daha sağlıklı oluruz. Bunun için de yapay şeker içeren her türlü tatlı ve yiyecekten, hazır ve paketlenmiş, yani işlenmiş ürünlerden, beyaz ekmekten, trans yağlardan tamamen uzak durmalı veya en azından bu zararlı besinlerin tüketimini en aza indirmeliyiz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Sağlıklı yaşam herkes için gereklidir.